الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين والطاهرين. Subhanahu wa ta'ala'a gerçeksiz hamdü senalar, Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adet bir nazar durudu salavatlar olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Azizler, bugünkü sohbetimiz Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam'a yine Mekke müşriklerinden Ebu Süfyan'ın kaskılar çıkardığı ve anamındaki gün uşa yeri ilk namazları eda getirdiği ve Peygamber aleyhissalatü vesselam kızları Fatih namazı turmuştu girgenler hakkında tohtalık tutarız. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Badr gazatada bağlı bugünlerden ki gün Mekke müşrikleri birkaçası bu cengde havak oldu ve 70'ten ziyade asir düştü ve asirler fidye yığazıge kendilerine ise şimdi azat kayınkendigi ve ilmi, savadı, okşu yarışı belediyenler ise Medine barlardan 10-10'tasını okutup savadını çıkarışık beden azat kayınkendigini keçe payman kabul etkendik. Ve Ebu Süfyan Mekke müşriklerden bulgen bu Şam'daki ticaret kervanına başlık bu Afrika kimliği. Ve bu halatlarını işte bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kastırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatlarına zamanı görüştüğünün maksatı 200 çapkın insanlara Mekke'yi mükerremeden Medine'yi münavvara gelir. Medine'yi münavvara gelirken de birinci Medine Nazir kabilesi gelir. Düşerdi. Bani Nazir kabilesi Mekke Yahudilerin kabilesiydi. Bu cöyde Bani Nazir kabilesinin iki aksakalı olardı. Birinci aksakalıların uyuları varlıkları olmasını takip etkendi. Hiç kim cevap vermiyordu. Ve ikinci aksakalının uyuları varlıkları. İkinci aksakalının hürmet izler. İkram bile kutu vardı. Ve ikilisi mahfi kardeşler. Ne mani kardeşlerdi ki? Allah'u ve Resulü. Allah'u ve Resulü. Ve anında ki yıllar sohbetleşip o gününe ki yıl Ebu Süfyan bu Bani Nazir kabilesinden çıkıp bir neçe eriyonları gibi yürüdü Medine'nin yakini de Medine çekesindeki hurma azarge alo bu işlikini yaklaştı. Ve Medine'nin çekesindeki hurma azarge onlar alo koyup bu tür organı haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki günlerde Peygamber aleyhissalatü vesselam derhal İki şahı sahabanın oldu da Kurmazor'a ve Kurmazor'a yakın adamların teyiden arkasına düştü. Ve onların arkasına düşken de Ebu Süfyan belli ki Medine'den 200 şahını Resulullah başlığıyla adam giriyor kendine. Ve onların demek hayratı, onların nasıl korkan halette, onlar bir saatte gibi var, onlarsana teşekkür ediyor. Bir saatte gibi var, onlarsa onların ekser teşekkür ettiğin nasırları sabit idi. Sabih ne mi? Sabih bu, yiğidigan talpan. Bugün günde muhanlı meylere yiğidigan talpanlarını sabih dinlendirirler. Ve ama o şey talpanlarını taşıp onlar kayıtıp geçir. Ve ama o şey yeri kegin parvadigar Cennet ve Alman'ın emri ilahi Peygamber aleyhissalatü vesselam mümin Müslümanlarla ilk yada ilk namazını evlat kılıp verirler. İlk namazlar bu, demek Ramazan rozası tükeyenden ki gün ve kurban hayati kulları demek ada kınlanıyan vacib namazlar. Ve id namazlarından aldın birkaçı bacarlarıyan id namazlarından aldın ve id namazdaki bacarlarıyan amallar ham şeriyeti kursatı kutuldu. İd namazın aldığı bacarlarıyan Ramazan idde aldın bacarlarıyan amal bu boylarıyan fitr sadakalarının ada kılıçı şart kılındı. Fitr sadakalarının o için işte onun ne güzel ilahi hikmet demek ben o işte iyit günlerine yoksullarına bir ihsan olsun, yoksullarına hayatı bir harcı olsun, hayatı bir harcatı yereyden bir inan olsun degen ilahi hikmet yapıldı. Ve şunun için demek iyit namazını adak edince her bir roza tutuyucu adam demek
fitr sadakasını ado qilishligi lozim. Zakotni yil bo'yi bersa bo'ladi. Zakotni yil bo'yi ado qilsa bo'ladi. Endi ko'proq Ramazonda ado qilishligining hikmati uni savobi ko'pligi nuqtai nazaridan. Agar bugungi kunda zakotga qodir bo'lib ado qiladigan insonlar bo'lsa, nurlar nur bo'ladi. Chunki bugungi kunda demak, mana bu qishning qirovli kunlari, sovuq kunlarida imkoniyati cheklangan ba'zi bir nimada oilalar bo'lsa, ana o'shalarga kelishlik nurlar nur bo'ladi. Va ikkinchi buyurilgan yana bir xayrli amal, demak, qurbon hayiti kunlari, demak, boy odam zakotga qodir bo'lsa, qurbonlik qilishligi shart qilindi. Qurbonlik qilishlik, demak, qurbonni qilgandan keyin albatta uni demak, zero bechoralarga haq borlarga tarqatishligi, bir qismini o'zi iste'mol qilishligi shart bo'ldi. Qurbonlik haqida payg'ambar alayhisolatu vasallam nima dedilar? Rasulullah muhtaram payg'ambar alayhisolatu vasallam qurbonlik haqida kimda kim qurbonlik qilishga qodir bo'lib qurbonlik qilmaydigan bo'lsa, bizni namozgohga kelmasin, bizni namoz o'qiydigan joyga kelmasin dedilar. Shu darajada qurbonlikka qattiq targ'ib qildilar. Va buning hammasi ana o'sha hijratning 3-chi, 2-chi, 3-chi yilda bo'layotgan holatlar. Va ana undan keyin Rasulullah muhtaram payg'ambar alayhisolatu vasallamning qizlari Fatima onamiz voyaga yetib qolganligi nuqtai nazaridan Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu va Hazrat Umar roziyallohu anhu Hazrat Ali'ni chaqirdilar. Ey Ali, o'sha paytda Hazrat Ali roziyallohu anhu 28 yoshda edilar. Ey Ali, uylanmoqchi bo'lsangiz, Fatimaning qo'lini payg'ambarimizdan so'rang dedi. Va Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu va Hazrat Umardan tashqari ayollardan ham birlari mana shunday maslahatni berdilar. Ya'ni uylanmoqchi bo'lsangiz, Rasulullohning qizlariga o'zingiz sovchi bo'lib Rasulullohga ayting dedilar. Va Hazrat Ali roziyallohu anhu bu mashvaratdan keyin, bu maslahatdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga keldilar-da, ya Rasululloh, men Fatimaning qizini, Fatima qizingizning qo'lini so'rab keldim. Menga juzda halollikka bersangiz dedilar. Va payg'ambar alayhisolatu vasallam nima dedilar? Ey Ali, mahrga nima bor dedilar. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallamga Hazrat Ali roziyallohu anhu aytdilar: "Mahrga ya Rasululloh, minib yurgan otim bor, g'azovga kiyadigan savtim bor. Savt endi o'sha tashqaridan kiyiladigan o'sha to'qima terimdan bo'lsa shunaqa ma'lum bir narsadan yasalgan o'q o'tkazmaydigan qilichni nimasini qaytaradigan savt." Payg'ambarimiz aytdilar: "Otni qo'yginda, savtni keltirgin" dedilar. Va Hazrat Ali roziyallohu anhu savtni olib kelganlarida payg'ambar alayhisolatu vasallam Hazrat Ali'nin savtlarini 480 tangaga sotdilar. 480 tangani keyin Hazrat Ali roziyallohu anhu payg'ambarimiz oldilariga to'qib qo'ydilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hovuchini oldilarda Hazrat Binolni oldiga qo'ydilar. Ey Binol, mana buni olganda to'yga ketadigan xarajatlarni xarj qilgin deb buyurdilar. Va Hazrat Bilal roziyallohu anhu ana undan keyin to'yga ketadigan xarajatlarni qilib keldi. Va payg'ambar alayhisolatu vasallam Hazrat Ali roziyallohu anhu va Fatima onamizni qizlarini nikohlarini o'zlari o'qidi. O'zlari o'qidilar va payg'ambar alayhisolatu vasallam ikkalalarining haqlariga ham o'zlari nikohladi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qizlarini uzatib borgan kim edi? Bizda endi kelin yangalar boradi, to'g'rimi, qiz uzatishdi. Shunday birga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qizlarini uzatib borgan dodaklari, ya'ni dodak deb cho'riga aytiladi. Cho'rilari Ummu Ayman yanga sifatida birga bordilar. Va Ummu Ayman uzatib borganlaridan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qizlariga sep tariqasida nima berdilar? Payg'ambar alayhisolatu vasallam yakkayu yagona qizlari. Avval ham aytganman, yana aytaman, payg'ambar alayhisolatu vasallamning barcha farzandlari o'zlaridan oldin vafot etgan. Illo Fatima qizlari o'zlaridan keyin, bir manbada 9 oydan keyin, vallohu alam shu atrofida o'zlaridan keyin vafot etgan. Va Fatima onamizni, demak, to'ylarning sepiga payg'ambar alayhisolatu vasallam 3 ta narsa berdilar.
tasavvur qiling, ko'z oldingizga keltiring, payg'ambar alayhisolatu vasallamning qizining sifati uchta narsa. Nima? Birinchisi bu qo'y terisidan qilingan to'shanchi. Buni qo'y terisidan qilingan to'shanchini ko'rsak nima qir deydi. Bu hozir yo'qolib ketdi bizning hayotimizda, ota-bobolarimiz davrida bo'lgan. Qo'y terisidan. Uni kechasi to'shashlik uchun Oyisha onamiz radhiyallohu anha aytadilar, bu otam bergan nimani, to'shanchini, o'sha qo'y terisidan bo'lgan to'shanchini kechasi tegimizga solardi, jun tomonini, kunduzi teri tomonini ustiga xashak solardi yoki yem solardi, tuyamizga ozuqa berardi. Bu birinchi bergan narsalar. Ikkinchi bergan narsalari payg'ambar alayhisolatu vasallamni jundan bu jundan bo'lgan sholcha ustilarga yopinishlik uchun. Uchinchi bergan narsalari boshlariga teridan tikilgan, ya'ni hayvonni terisidan tikilgan yostiq. U yostiqning ichida nima bor edi? Paxta yo'q edi. Xurmoning barglari va xurmoning shoxlaridan maydalangan narsalar bilan to'ldirilgan teridan tikilgan yostiq bor. Mana shu uchala narsani berib payg'ambar alayhisolatu vasallam qizlarini uzatdilar. Mana Rasulullohning qizlariga, yagona qizlariga bergan sifatlar. Endi bir tasavvur qilaylik, biz bugungi kunda alhamdulillah qizlarimizga berayotgan narsamiz juda ham ko'p. Mayli bu narsa sharoitga kelib chiqiryapti. Lekin sifatdan ko'ra e'tibor qilishligimiz kerak bo'lgan jihat oilaga tayyorlashlikda biz ko'proq jonboz bo'lishimiz. Oilaning muqaddasligi, oilaning demak Parvardigor jarlalari tomonidan buyurilgan rishta ekanligini bunga juda ham e'tiborli bo'lishlik kerakligi to'g'risida biz ko'proq nasihat qilishimiz kerak. Va payg'ambar alayhisolatu vasallamni demak yagona qizlari Fatima onamizni mana shunday uzatdilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning haqlariga duo qildilar. Fatimaning haqqiga ham va Alining haqlariga ham. Ahli oilasiga va zurriyotlariga barakot tilab. Mana shu joyda sunnat narsa bor azizlar. Nabiringizni uzatayotgan bo'lsangiz, qizingizni uzatayotgan bo'lsangiz, demak ana o'sha paytda chiroyli haqqiga duo qilishlik Rasulullohning sunnati. O'zimizda ham bor alhamdulillah, lekin shunday bo'lsa-da yoshlarga eslatib qo'yamiz. O'sha paytda demak haqlariga chiroyli duo qilishlik Rasulullohning sunnati. Va endi dasturxonlarda nima bordi? Nikoh o'qilgan paytlarda payg'ambar alayhisolatu vasallamni ana o'sha paytdagi dasturxonlarida hali g'o'ra bo'lgan, hali to'liq pishmagan bir tovoqda xurmo bor edi. Ana o'sha xurmo dasturxondagi nozinliklar bo'ldi. Va ana o'sha xurmoni nikohlarni o'qib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobiy ikromlarga ishora qildilar xurmoni olishlikka. Va sahobiy ikromlar u xurmoni nasiba oldilar. Bunda chochila deydi nima deydi, ana o'sha narsa o'shandan qolgan bizning urfimizda ham ba'zan fotiha to'yida shirinliklardan boshqalarga ulashiladi. Bu narsalar ham Rasulullohning davrlaridan demak olingan bir urfiy holat, urfiy odat. Va sahobiy ikromlar ana o'sha tovoqdagi xurmodan nasibalarni oldilar. Va undan keyin Hazrat Ali radhiyallohu anhu uylanganlaridan keyin Fatima onamiz bilan hayot kechirib turgan paytlarida bir kuni Fatima onamiz Rasulullohga azgina bir shikoyat qildilar. Ya Rasululloh, Quraysh yigitlarining ichida eng kambag'alligi deb sizda mana dedilar. Endi Fatima onamizni balki ro'zg'orida qandaydir kamchilik yoki qandaydir qalbiga bir nimadir og'ir botgandir, vallohu alam. Rasulullohga bir kun mana shu gaplar og'izdan chiqdi. Ya Rasululloh, Quraysh'ning eng kambag'al yigitlariga beribsizdan mana dedi. Payg'ambarimiz nima dedi? Qizim unday demang. Alhamdulillah. Siz mandan oldingi sayyid bo'lgan, mandan oldingi payg'ambarlardan bo'lgan Hazrati Musoning qizi turmushga chiqqanda nima olganligini bilasizmi dedi. Allohu va rasuluhu a'lam ya rasululloh bilmayman deganlarda Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilar. Hazrati Musoning qizi 10 yilgacha bitta chopon bilan yashadi. Ular sizni tegizligi to'shanchi yoki yopinchig'i siz kabi yopinchiqlari bo'lmagan, ular bitta chopon bilan
10 yilgacha turmush kechirganini Musoning qizi deganlar. Mana shunday nasihatlarni qilib, ularning haqlariga duo qildilar. Va bu duoning barakotidan payg'ambar alayhisolatu vasallamning avlodlari tarqaldi. Mana ichimizda sayyid avlodlar deymiz-ku. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning avlodlari sayyid avlod bo'ladi. Mana shular Hazreti Fatima onamız ve Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan tarqalgan zürriyatlar. Bunların seyyid avlad dedi. Mana şu avladlarına Resulullah'ın duaları ketken. Peygamber aleyhissalatu vesselam nikahla bugündekin onların haklarına ve zürriyatlarının hakkına duaya hayır ve baraka sorup dua kendi. Mana şu dualarının şarafatından bugün bütün yeryüzüge seyyid avladlar hem ve albette mana şunday ummatning boshqa avlodlari ham haqqiga payg'ambar alayhisolatu vasallam duoyi xayr qildi. Parvardigor jalla va alam duo qilsin.